Belçika'nın başkenti Brüksel son yılların en çetin liderler zirvesine ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği mülteciler konusunda yaşadığı büyük kriz karşısında temellerinden sarsılmanın eşiğinden döndü. Almanya Başbakanı Angela Merkel siyasi iktidarını kurtarma şansı yakaladı. Türkiye ise Avrupa Birliği'nin söz verip ödemediği 3 milyar avroyu alacak. İki günlük zirvede ana gündem mülteciler, genişleme, bütçe ve İngiltere'nin ayrılmasıydı. Avrupa Birliği yeni bir mülteci akınından çok çekiniyor. Üye ülkeler arasında anlaşmazlıklar var. Birlik içinde çok ciddi uluslararası krizler yaşanıyor. Zirve en çok bu krizleri sistemli bir çözümle aşmaya odaklandı. Bu nedenle Türkiye'deki mültecilerin yerlerinde kalması onlar için çok önemliydi. Görüşmeler tam 10 saat sürdü. En çok İtalya'nın vetosunu aşmak için pazarlıklar yapıldı. Bu nedenle Perşembe gecesi planlanan basın toplantısı iptal edildi. Ve sonunda anlaşmaya varıldı. Roma sabaha karşı ikna edildi. Infatti è stata una lunga negoziazione, come ci dice anche l'orario, ma l'Italia da oggi non è più sola, come avevamo richiesto. Avrupa Birliği Türkiye'de mülteciler için 6 milyar avro ödemeye söz vermişti. Bunun ikinci kısmını göndermemişti. Sonunda onay çıktı. AB'nin söz verdiği ikinci 3 milyar avro serbest kalacak. Liderler bunun bir an önce gerçekleşmesi için çağrıda bulundu. Pakette mültecilerin Avrupa Birliği içindeki dağılımına ilişkin uygulamalar da var. İtalya bu konuda adaletsizlikten şikayetçi. Ortak mülteci merkezleri kurulacak. Bu merkezlerden yeniden yerleştirme ve dağıtım yapılacak. Gönüllülük esasına göre olacak. Türkiye ile yapılan ve örnek gösterilen anlaşma Ege'de mülteci akınını büyük oranda kesmişti. Aynısının Kuzey Afrika ülkeleriyle de yapılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Kuzey Afrika'ya da maddi yardım yapılacak. Şu an için 500 milyon avro öngörülüyor. Mülteci krizinin çözümü için ortak bir tavır belirlenemeseydi Avrupa Birliği temellerinden sarsılacaktı. Uzlaşma şimdilik Almanya Başbakanı'nın hükümetini de koruyacak gibi görünüyor. Ich bin optimistisch nach dem heutigen Tag, dass wir jetzt auch wirklich weiter arbeiten können, obwohl wir viel zu tun haben, die verschiedenen Sichtweisen auch zu überbrücken. Merkel'in küçük ortağı zirveden anlaşma çıkmazsa hükümetten çekilebileceğinin sinyalini vermişti.